Bana en çok gelen sorulardan bir tanesi bu tıp eğitimi. Tıp eğitiminin gerçek anlamda nasıl olacağı, nasıl değerlendireceği, biz ne yapabiliriz? Bunun üzerine çok konuşuluyor gerçekten. O yüzden birinci ilk yapılması gereken noktalardan biri şu. Türkiye'de tıp okumak çok önemli. Eğer sen liseden geliyorsan. Çünkü neden? Türkiye'de tıp okumuyorsan alternatifi neresi? En iyisi Almanya. Sonra Hollanda. Arkasından işte İtalya falan. Ama aslında daha da iyisi var. İngiltere ve çok çok daha iyisi olan yerlerden biri de Kanada ile Amerika. Burada yalnız bir parantez açıp söylemek istediğim bir konu var. Tıpta özellikle teşhis ve tedavide Türkiye'de çok iyiyiz. Yurt dışının iyi olduğu yer araştırma. Yani yurt dışında araştırma odaklı. Yani research based bir tıp okuluna gideceksiniz, o zaman ayrı. Yoksa Türkiye'de okul, çünkü diagnostik kısmında ve yani teşhis ve tedavi kısmında ben İstanbul Üniversitesi'ni seçmemin, Stanford Üniversitesi tıbbı bırakıp hani buraya gelmemin ana sebeplerinden biri buydu. Çünkü 2,5 milyon hasta bakıyor, inanılmaz sağlık turizmi var ve COVID süreci Türkiye'nin daha da kriz yönetimi açısından bilgi ve becerisini çok ortaya çıkardı. Eğer sen lisede okuyorsan ilk hedefin stratejik olarak durup en iyi noktada Türkiye'de bir tıp fakültesini kazanmak. O yüzden onun için yapılması gerekenler var. Birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama. O konuda yardım ediyorum. O yüzden de en beğendiğim tıp fakültesi Çapa Cerrahpaşa Hacettepe. Üç tanesi. Özellerde de Koç, Acıbadem ve Yeditepe. Bu altı üniversite çok önemli. Ama ondan sonra işte yedinci üniversite Marmara, Trakya, neyse Ege, Akdeniz Üniversitesi tıp gibi alanlar da var. Ama sonuçta bu altı üniversite dünya çapında altı üniversite. Yani hiçbir tereddüdü yok. İnanılmaz müthiş. Sen ama undergrad'ını okudun. Mesela biraz önceki vakadaki gibi psikoloji okudun, bilgisayar okudun. Var Boğaziçi Üniversitesi elektrik elektronikten mezun olan bir öğrenci ve tıbba soktu mesela. Ya da Çapa Cerrahpaşa'yı bitirip gidenler de var. O zaman Amerika ve Kanada'yı değerlendirebilirsiniz. Bu anlamda bunu iyi şekillendiriyor olmanız gerekiyor.